Eğlenelim, oynayalım. Oyna Çimen, oyna. Çimen. Ne? Bu ne ya? Dans et Çimen. Karnaval Çimen. Ne bu? Sen mi yaptın? Annen hepimize kök söktürüyordu. Bir havalar, bir despotluklar falan. Ablan zengin diye kapalı aileye gelin vermiş. Bir de dansçı çıkarmış. Kızım sen ne diyorsun? Çekil şuradan ya. Açılımını yap bana. Sabahın açılımını. Metan! Ne oluyor be? Açıkla. Neyi açıklayayım kızım? Ne diyorsun sen ya? Senin derdin ne ya? Sen ne istiyorsun oğlum benden? Pardon? Selen midir, Demet midir gelip bana annem hakkında konuşuyor. Yok düğünde dansçı çıkmış, yok Fatih'le daha para için evlenmiş. Yalan mı? Çimen! Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? Hak etti. Ne oldu Kıvılcım Hanım? Yargı dağıtıyordum. Yoldan geçene disiplin cezası kesmiyor muydun ya sen? Ne oldu? Torpil mi yapacaksın kızına? Ha? İkiniz de odama. Hemen! Hemen dedim! Oğlum seninle daha bitmedi. Aynen yeni başlıyoruz. Anne biraz geç kalacağım ben. Haberleşiriz. Hadi bay bay. Evet, anlatın. Ben anlatayım. Bad boy'umuz Metan o 5 yaşındaki zekasına bakmadan bizim arkamızdan konuşuyormuş. Fatih'le Doğa zengin diye evlenmiş, ben de manyağın peşindeymişim. Çimen, okulda olduğumuzu unutma. Önce sessiz. Hocam, tahmin edersiniz ki ben öyle bir şey söylemedim. Kes sesini! Şşş! Görüyorsunuz. Tamam, sakin. Çimen, önce sen o üslubuna buna bir çeki düzen ver. Özür dilerim. Hocam bence sizin kızınızın psikolojik sıkıntıları var. Herkes içinde geldi bana vurdu, sizi de gördünüz. Yalan mı? Bakma öyle. Sen çıkabilirsin Metehan. Ne? Nasıl ya? Şaka mı bu? Bunu nasıl gönderirsin ya? Arkamızdan konuşuyor diyorum. Sadece benim değil, senin hatta Doğan'ın bile arkasından konuşuyor diyorum. Çimen sessiz, sakin. Eğer birisi bir yanlış yapıyorsa, sen daha büyük bir yanlış yapamazsın. Daha büyük bir yanlış mı? Aynen öyle. Bu kadar olayın üzerine ben mi ceza alacağım şimdi? Ödül mü bekliyorsun? Ya ben senin kızınım, senin beni tutman gerekiyor. Ben kimseyi tutmam Çimen. Hele birisi hakkını şiddetle savunuyorsa onu asla tutmam. Sakın benden ayrıcalık bekleme. Hatalısın. Şimdi seni disipline sevk ediyorum. Cezanı da kurul belirleyecek. Çıkabilirsin. Ben evlatlık mıyım ya? Sen var ya, benim annem değilsin, resmen düşmanımsın. Kolay gelsin. Ha? İyi akşamlar baba. Ne haber? İyidir, sen? İyi. Nasıl geçti günün? Güzel, çok güzel. Anlatmak istediğin şeyler var sanki. Bizim o çok etik, modern okul müdürümüz Kıvılcım Hoca var ya. Evet. Onun kızı olay çıkardı bugün. Nasıl ya? Ne olayı? Bana sağlam bir tokat attı. Çimen. Aynen öyle, Çimen. Disipline gidecek hatta. Sana da telefon gelirse şikayetçi olduğunu söylersen sevinirim. Nasıl oldu oğlum? Anlatsana. Ne nasıl baba? Herkesin içinde gelip bana vurdu. Tokat attı ya bildiğin. Ama yok. Bunun cezası olacak. Öyle annesi müdür diye şak diye bu olaydan kurtulmak yok. Metan, bu insanlar artık bizim akrabamız biliyorsun. Yani ne derdiniz varsa konuşarak anlaşın oğlum. Niye kavga ediyorsunuz?
Bizim o çok değer verdiğimiz kıymetli akrabamız beni okuldan uzaklaştırabiliyor ama. Değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kızı da gelip tokat atıyor. Ya senin oğluna vuruluyor, sen hala akraba diyorsun. Ne diyorsun baba? Ya durup dururken kız sana gelip burada öyle mi oldu olay? Durduk yere değil tabii canım. Birileri bunun hakkında ileri geri konuşmuş. Bu da gelip benden bildi. Manyak zaten, annesine benziyor. Metehan oğlum, bir kadının arkasından konuşulmaz. Erkek adam dedikodu yapmaz. Böyle şeylerin içinde olma sakın. Bu işlerin vebali büyüktür. Dönüp dolaşıp acısını sen çekersin. Yapma. Baba, benim konuyla herhangi bir alakam yok diyorum sana. Sana da telefon gelince lütfen beni koruyup Çimen'den şikayetçi olduğunu söyler misin? Lütfen. Yemek hazır efendim. Tamam, geçelim. Hadi.